1014 numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in, oğlu Abdullah'ın ölümüne karşı gösterdiği sabır, Taif günü Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'a bir ok isabet etti ve Hz. Peygamber'in vefatından 40 gün sonra, o ok yarası yeniden deşildi, Abdullah vefat etti. Ebu Bekir, Ayşe'nin hücresine gelerek, ey kızım, Allah'a yemin ederim ki, sanki bir koyun kulağından tutulup da bizim evimizden çıkartılmıştır, Abdullah'ın ölümü bana bu kadar etki etti bana teselli vermene gerek yok, dedi. Aişe, hamd o Allah'a mahsustur ki, sana bu kadar sabır ve metanet vermiştir, dedi. Hazreti Ebu Bekir çıktı, sonra geri gelerek, kızım, Abdullah'ın diri olarak gömülmüş olmasından korkmuyor musunuz, dedi. Aişe, ey babacığım, biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz, dedi. Hazreti Ebu Bekir, Allah'ın rahmetinden kovulan şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın rahmetine sığınıyorum, hiç kimse yok ki, kalbine bazan şeytan, bazan melek tarafından bir şeyler atılmış olmasın, dedi. Bir müddet sonra Sakif heyeti Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Oğlu Abdullah'ın ölümüne sebep olan ok, hala Ebu Bekir'in yanındaydı. Hazreti Ebu Bekir oku onlara göstererek, sizden herhangi bir kimse bu oku tanıyor mu, dedi. Bunun üzerine beni yıkılandan olan, Saad bin Ubeyd, bu benim yontukta yaptığım ve kanatlar taktığım ve kabza yerini yaptığım bir oktur, bunu ben attım, dedi. Hazreti Ebu Bekir, oğlum Abdullah'ı öldüren ok budur. Hamd o Allah'a olsun ki, senin elinle Abdullah'a şeref ve kerem verdi. Abdullah'ın eliyle seni cehennemlik etmedi. Çünkü Allah'ın himayesi geniştir, dedi.